Efendim sırada çok kıymetli bir isim daha. New York Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe okudu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Doktorasını yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptı. Televizyon programcısı, sunucu, oyuncu, şair, yazar ve tarihçi ve gerçek olamayacak kadar güzel Pelin Batu geliyor. Adayları görüyoruz. En iyi radyo programcısı adına çıkacak Sayın Batu. Herkese iyi akşamlar. Nazik sunuş için de çok teşekkür ederim. Burada olmak hakikaten iyi geldi. Çünkü bence sanat, müzik yapıyorsanız müzik, oyunculuk yapıyorsanız sinema ya da tiyatro, edebiyatsa edebiyat, hakikaten hayatın bütün hüzünlerini yok ediyor. Bize yaşadığımızı hatırlatıyor. Bize hakikaten bir derinlik veriyor. Ve bu çok önemli çünkü her zaman bizim canımızı sıkacak, bizi üzecek, bizi sinirlendirecek, bizi hakikaten neden burada varız dedirtecek şeyler var. İşte sizler gibi değerli insanlarla birlikte olunca hayatın zenginliğini, güzelliklerini hatırlıyoruz. Bu da bence çok önemli ve ilham veriyor. Çünkü insan güzel bir şey izleyince ya da dinleyince daha güzel şeyler yaratmak istiyor. Bu güzel bir alışveriş. Evet, ödül sevgili Adem Metan'a. Adem Metan! Meslek hayatına girdiğinden beri kim bu Adem Metan sorusunu sorduran, eğlenceli, başarılı, altından söz ettiren ve aynı zamanda Bizon TV gibi mükemmel bir YouTube kanalının girişimcisi olan kıymetli Adem Metan geldi ve ödülünü Pelin Batu'dan alıyor. Ne şanslı adam. Biraz daha sizi şöyle ortalayabilir miyiz? Şöyle alalım efendim. Evet. Burası benim çünkü. Birkaç cümle alabilir miyiz? Pelin Batu'ya çok teşekkür ederim. Bu arada Pelin'le fotoğrafı çeker misin? Öncelikle Enver Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben dünyanın birçok farklı ülkesine gidiyorum. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri, gençlerin kullanıcı alışkanlıkları ve hayallerini araştırmaya çalışıyorum. Türkiye'de birçok üniversite var. Birçok iş insanı sadece kendi adını yaşatmak için üniversiteler kuruyor ve maalesef içerisinde eğitimle ilgili çok da fazla bulguları yaşayamıyoruz. Fakat Bahçeşehir Üniversitesi her anlamda Türkiye'ye örnek olan yönetim kurulu başkanından öğretim görevlilerine kadar liyakat esasına uygun bir şekilde bizi sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında onurlandıran bir üniversite. Ben bir kere alkış rica ediyorum sizden. Çünkü yurt dışında pek rastlayamayacağımız bir olayla karşılaştım ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin robotik takımıyla göz göze geldim ve bir Türk olarak mutluluğumu tarif edemezdim. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize ileri, daha ileri sözünü bu genç arkadaşlarımız ve onlara vizyon ortaya koyan büyüklerimiz gerçekleştirebilirdi. Onun için bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi son olarak hemen bitireceğim. Lütfen. Birbirinden değerli radyo arkadaşlarımız var. Sevgili Cem Arslan burada. Yakın tarihe kadar aynı radyoda görev yapıyorduk. Hayatım boyunca hep şunu hayal ettim. Ben alaylı bir radyo yayıncısıyım. Konservatuvar içinde çay servisi yapabilirim ancak. İçeride çok fazla bir katkım olmayabilir ama. Günümüzde her şeyin artık zorlaştığı gibi, kullanıcı alışkanlıklarımızın değiştiği gibi, marka olmak da çok zor. Radyo yayıncılığına ilk başladığımda dedim ki acaba ben ne yaparsam bir fark oluşturabilirim? Nasıl bir servis yaparsam ve bu servisi insanlara nasıl sunarsam fark oluşturabilirim dedim ve radyolarda bir ilk olan radyo röportajları program serimizi başlattık ve şu ana kadar 210 vatandaşımızı, 210 üstadımızı radyo yayınlarımızda konuk ettik. Bunlarda çeşitli devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Cüneyt Özdemir, Burcu Esmersoy, Rahmi Koç, Aydın Doğan ve birçok önemli ismin hayat hikayelerini dinledik. Bu anlamda 1927 yılında kurulmuş olan, ki İzzet Bey de bahsetti, günümüzde hala varlığını devam ettiren, sadece İstanbul'da 24 saat içerisinde 4.8 milyon insanın dinlediği bir mecradan bahsediyorum. Ve böyle bir ödül töreninde de radyoları önemsediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler Adem Metan.
Öpüşmüyor, virüs.